Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Mihriban Hanım'la konuşabildiniz mi? Konuştum. Kardeşi hala ortada yokmuş maalesef. Kendisi nasılmış peki? İyiymiş. Haber bekliyor. Ama haber yok. Burhan Bey ne yapacağız? Yazık kadıncağıza. Benim Rus tanıdıklarıma haber saldım. Evvela hadise tam neymiş onu öğrensinler. Sonra bakarız çaresine. Haklısınız. O zaman daha sonra konuşacağız. Tabii. Biraz konuşalım mı? Dinliyorum. Yasemin'le senin. Başınıza gelenler üzdü beni. Çok düşündüm. Babalarımızın kurduğu bu holdingi layığıyla yönetmek zorundayız. Dost kalmayı başaramadık. Bari ortak kalmayı başaralım. Bence de. En doğrusu bu. Ortaklığımızın devamı için. Yalçın abi. Heh. Senin Vosvos geçenlerde inatçılık etmiş. Eve taksiyle dönmüşsün. Güvenlik söyledi. Güvenliğin başka işi gücü kalmadı da benim Vosvosçuğumun dedikodusunu mu yapıyorlar ha? Ortada böyle tarihi bir olay olunca çocukların ilgisini çekiyor demek. Kerem! Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ama gerçekten hiç düşündüğüm bir konu değil. Hayır. Yüz yüze gelsek de fikrim değişmez. Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. İyi günler. Çok özür dilerim. Bir yapının mimarına transfer teklifleri mi yani? Nerede? Hayrola Bennu? Ay çok saçma sapan bir teklif aldım Yalçın abi. Boş verin. Söylesene işte. Decorio Bazar diye bir İtalyan firması var ya. Onlar Türk pazarına giriyorlarmış. Marka imajı olarak da tanınmış bir mimar kullanacaklarmış. E'si reklamlarda yüzümü kullanmak istiyorlar. Bunun neresi saçma? Bence çok akıllıca bir fikir. Ay yapmayın Onur Bey. Fotomodel miyim ben? Olur mu canım? Onlar seni fotomodeli olarak değil, mimar Bennu Ataman olarak istiyorlar. Bence de süper bir teklif. Hemen kabul et. Başka işin yok mu senin Bennu? Böyle saçma sapan tekliflerle uğraşacağına. Hadi başlayalım artık toplantıya. Keşke Onur'la Şehrazat da gelebilseydi. Artık başka bir sefer inşallah. Tekrar bir araya gelmelerine o kadar sevindim ki. Ben de. Hadi başlayın lütfen. Annen Amerika defterini tümden kapadığını söyledi Burak'cığım. Öyle oldu Peride teyze. Demek ki oralar bana göre değilmiş. Afiyet olsun. En çok bunları özlemişim. Sağ olun Feride teyze. Afiyet olsun Burak'cığım. Bennucuğum sen yemiyorsun. Beğenmedin mi? Yo beğendim. Ellerinize sağlık. Aman bırakın yemesin Feride anne. Fotomodel olacak nasılsa. Kerem lütfen. Ne oluyor Kerem? Bildiğiniz gibi değil. Acayip iş teklifleri yağıyor Bennu'ya. Lütfen yeter artık. Ne var canım, şaka yapıyorum. Yapma. Böyle şakalar yapma. Kerem neler oluyor? Ne oluyor Kerem? Bennu. Kerem ne demek istedi? Bennu modellik teklifi almış anne. Daha neler? Yok yani öyle değil. Şık bir iş. Gerçekten. De Kerem bütün gün kafa buldu kızla. Bennu. Bırak. Özür dilerim. Gerçekten seni kırmak istememiştim. İstemiyorsun ama hep kırıyorsun. Hep. Bennu lütfen. Küçük düşürüyorsun. İncitiyorsun. Madem benden bu kadar nefret ediyorsun, niye benimle birlikte... Nereden Kerem çıkarıyorsun canım şimdi bunu? Ne nefreti? Sevgimi kötüye kullanıyorsun. Ziyan ediyorsun.
Hiç mi bitmeyecek sanıyorsun Kerem? Yeter artık, dayanamıyorum. Sana olan zaafımı yenilmekten ben çok üzüldüm. Özür dilerim. Gel. Gerçekten çok özür dilerim.